Diyetisyen ve iş adamı Hüseyin Özer yine mutfakta sizler için pratik tariflerle lezzetli yemekler yapmaya devam ediyor. Bakalım bu hafta Özer'in menüsünde ne var? Beklenen an geldi. Yine Hüseyin Özer'in mutfağındayız. Efendim önümüzde kuzu eti var. Ne yapacağız bu hafta kuzu etinden? Güzel, güzel doğradık. Bundan güzel bir yemek yapacağız şimdi. Bunu kavuracağız güzelce tabii. Ama Türkiye'deki kavurma gibi değil. Daha lezzetli hale getireceğiz bunu. Şimdi sarımsakla zinciri kavuracağım ben şimdi. Zencefili. Tamam. Bunu kavuruyoruz şimdi. Ve iyice yok oluyor bu şimdi. Bir de şunu evlat. Bunu da getir. Bunu da yapıyoruz. Bu ikisi iyice yanacak, kavrulacak. Önden gönderdik sarımsakla zencefili. O kaybolup gidecek o. Bu sarımsak bizim Türk askeri gibi şey yapacak. Hep zencefil için diyordunuz. Bugün sarımsak. Çok önemli. Bunu iyice kavuracağız. Sarımsakla gidecek şehit olacak bir şehit. Ama şu et çok lezzetli olacak onunla beraber. Eti mi atıyoruz efendim bunların üzerine? Onun üzerine soğan atacağız. Ha, bu kendi kendine azıcık daha burada kendi olur. Evet. Ben bakıyorken olur. Ha, oldu bile. Bakarken oldu. Böyle ince noktalar var efendim. Bunu takip etmeniz lazım. Hadi bakalım. Bunu da yapalım. Bakalım. Ete göre ayarlıyoruz. Göz kararı bu. Tamam hadi bakalım. Şimdi ben evde yemek yapıyorsunuz diye. Evde izliyorsunuz diye. Evde yemek yapmanız için yapıyorum bunu. Ev yemeği yapıyorum ben. Onu unutmayalım. Eve uygun yemek tarifleri öğretiyorum size daha doğrusu. Her zaman söylüyoruz zaten efendim. Pratik, yapması kolay, lezzetli, uygun fiyatlı. Aynen öyle. Evet. İşe yarayan bir şey. Yani mevsiminde doğru şeyi yaparsan, lezzetli olursa bünyenin ihtiyacı olan bir şey. Doğrusunu bulacaksın. Tamam mı? Öyle. Bir sürü yaz yemeği, bahar gelirken bahar yemeği yaptık, yaz yemeği yaptık. Şimdi kışa döndük, kış yemeği yapacağız. Önümüzde baharatlar da var. Başka bir şey ilave edecek misiniz zeytin üzerine? Bu da her şey baharatlı oluyor. Bu da komple baharatsız olacak. Öyle mi? Hiç baharat olmayacak bunda. Bugün yine bir ezber bozuyoruz yani. Yok, ezber bozma değil. Bu böyle olacak bu da. Baharatsız olacak. Her zaman aynı şey olmaz. Çok lezzetli bir şey çıkıyor ortaya ama. Merakla bekliyoruz. Evet, sosumuz. Güzel oldu. Şimdi bunu güzelce ayarlayacağız bunu. Fazla koyarsak bu kavrulmaz ama yeter mi bu tabağa, bu tepsiye, tavaya bu şey daha fazla olursa kavrulmaz. Sulanır. Teknik bilgi veriyorum size. Bu et fazla olursa orada tabakta kavrulmaz o. Kavrulma olmaz. Haşlama olur ondan sonra da kendi suyuyla. Haşlanır. Bir bilgi veriyorum size. Sadece değerli izleyiciler. Tavadaki etin tamamı tavaya değmesi mi gerekiyor? Öyle olması gerekiyor. Yoksa haşlanır. Çok kötü bir şey olur. Ya, işte bu fazla geldi bize tavaya göre. Bunu ayıralım efendim. O da içim gidiyor onunla beraber. Dışarıda yemek yemesini bilecek şef. Şeften de dışarı. Yani yemek yemesini bilecek yani. İşte yemek yeme sanatı vardır. Onu bilecek. Yapmak sanat değil. Çok basit. Ama yemesi sanattır. Zaten onu bilince herhalde yapması da onun yanında mı geliyor? O çok kolay yapmak canım. At tavaya kavuruyorsun. At tencereye pişsin gitsin. Ya İndiyanlar öyle yapıyor mu? Bu kadar lezzet yemek yapıyorlar. Atıyorlar tencereye Türk suyu. Pişiyorken biraz baharat atıyorlar. Ondan sonra harika bir... Biraz da bol krem koyuyor ondan yalnız. Çok şişman atır o. Bir de fazla kavurdukları zaman dibinin yağı yanıyor. O da bazen kaynatma yapıyor. Çok lezzetli olmasına hemen. Gece eve gittiğin zaman hanım bana soda getir desin durursun. Ama bizim yemekleri yiyince hanım soda getir demesin. Hanım kaçma desin. Bizim yemekler öyle işe yarıyor işte. Halen çok koyduk eti tavaya. Pişmesi biraz zorlanıyor şimdi. Su koyverdi. Sizin zaten eliniz şöyle bir gitti geldi ama kıyamadınız ete. Neyse. Onu atmasaydınız. Ondan sonra hemen çabucak kavrulacaktı. Tekniklerini veriyor size gördüğünüz gibi. Aşçılara da öğretelim bunu. Aşçılar bunu bilmiyor ama eski aşçılar biliyordu.
Şimdi eskilerden kimse kalmadı. Yeni açılarımız hep İtalyan yemeği yapıyor, sağ olsunlar. Evet efendim, Türk yemeği bulmak zor Türkiye'de, Türk yemeğini bulmak zor. Televizyonda bile yapıyorlar da, insanlar da televizyonda yapılınca önemli bir şey zannediyor. Televizyonda yapılıyor ya, tamamdır, harika. Onu evde deniyor bu sefer. Ya insanlara, bu insanları kandırmaktır, ayıp. Ayıp, Türk yemeği yapması lazım insanlar. Kocaman imparatorluk var ya coğrafyası, Türk, Osmanlı coğrafyası, o yemeği yapacaksın. Avrupa'dan, Balkanlardan bir şey alacaksın, öbürlerini de kendileri yapsın. Fransızlar, İtalyanlar kendi yemeğini yapsın. Tamam. Balkanların yemeği Türk yemeğidir. Osmanlı coğrafyasının yemeği Türk yemeğidir, komple. İşte o yemeği yapacaksınız. Yapacaksın. Lezzetlidir, sağlıklıdır. Ve yapması da kolaydır. Süslü püslü değildir o. Ama nefis bir şeydir. Öyle. Lezzetli. Lezzetli ve sağlıklı ikisi bir aradır. Ama bol ekmek veriyorlar, az et veriyorlar. O çok kötü bir şey oluyor tabii. Ekmek ve et yediriyorlar. Yani bol et verirsin, az ekmek verirsin. Karnın şişmez ama doyar. Şişirmek var, doyurmak var. Tamam mı? Öyle. Bizim bu yediğimiz şeylerle, az bir etle doyarız biz. Çünkü protein iyi besliyor. Ondan sonra da durmadan baklava yemene gerek kalmaz. Böyle. Bunun üstüne başka bir şey ekleyecek miyiz? Sanırım o etler pişmiş. Şu etler gördüğünüz gibi, kamera bunu çeksin yakından. Ben bunu çıkartmak istiyordum böyle. Adem teşekkür ederim sana. İşte bu. Et böyle kavrulur. İşte bu. Lezzet burada işte. Gördüğünüz gibi. Buna hiç başka bir şey koymaya gerek yok. Bunu böyle yiyeceğiz. İyice kavur, tamam. Tuzunu? Tuzunu. Tuz atarız şimdi. Tuzunu sen at Adem. Oradan tuz at, tamamdır. Bugün başka hiçbir şey koymuyoruz yani. Hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şeye gerek yok. Öyle yiyeceğiz bunu. Sapsade. Hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Adem Ustam bile şaşırdı. Hiç mi bir şey diyor koymuyoruz? Hiç bir şey koymuyoruz. Çok lezzetli olacağını garanti ediyorum. Evet. İngiltere'de okumuş, Oxford'dan diploma almış bir kavurma bu. Lezzetine öyle. Bakalım efendim. Birazcık tuz ekledik. Daha gelişmiş bir kavurma. Ama bizim köyden gelme bu kavurma. Hazır mı Adem Ustam? Evet. Hadi gel Adem. Gel bakalım. Bizim köyün kavurmasını verelim millete, yesinler. Şimdi güzelce eğitimli kavurma, eğitimli. Tamam mı? Bunu biraz ekmek de alacaksınız yanına, tamam mı? Böyle. Bir parça ekmeğin içine koyup eti banıp biraz mı? Etin için, ekmeğin içine koymayacaksın da bir lokma ekmek bununla iyi gider. Şöyle, tamam hadi bakalım. Geçmiş olsun. Böyle, hadi bakalım. Şimdi bu defa çatalla yiyeceğiz gördüğünüz gibi. Çok sıcak, dikkat et. Yanmasın elin. İbrahim Usta gel bak tadına. Joseph, please come and taste it, everybody. Herkes gelsin tadına baksın. Adın ne senin? Ahmet. Türkçe biliyor musun? Aferin, tamam. Hadi bakalım. Come and taste it. İngilizce biliyor musun? Çok değil. Hadi bakalım, Türkçesi çok, İngilizcesi az. Çatalla yiyelim. Thank you. Hadi bakalım. Hadi usta gel bakalım. Ne bakalım? Hadi usta gel gel. Hemen duydu köy kavurması, memleket kavurması. Memleketin kavurması. Şuna bakalım. Harika. Ekmek verebilirsiniz. Çok mu sevdin? Vallahi dediğiniz gibi bir parça ekmek gidermiş bunda. Getir, vereyim. Vereyim bir parça ekmek. Yoğun çünkü, çok lezzetli bu, yoğun da. Evet. Biraz ekmek gerekiyor. Efendim gördünüz, pratik bir yemek tarifi size. Bu bölümleri kaçırdıysanız, izlerken yarısını da yakaladıysanız mutlaka bizi YouTube ya da Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tamamını izleyebilirsiniz. Biz önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte burada olacağız. Değil mi Hüseyin Bey? İnşallah. Ve bizim şeye de koyacaklar, bizim YouTube'a değil mi? Tabii. Söyleyelim de bizim yardımcılara koysunlar. Hüseyin Özer YouTube'undan mı? Nasıl oluyor biliyorsun benim YouTube? Valla YouTube'a yazdığınız zaman Hüseyin Özer diye zaten birçok farklı video çıkacak. Biz bunun ismini ne diye koyalım? Köy kavurmasının Oxford Üniversitesi'nden mezun olandı. Evet, duydunuz. Köy kavurmasının Oxford Üniversitesi'nden mezun olmuş hali.